Eğer kalıcı bir şekilde başarını ve kalıcı bir şekilde huzurunu arttırmak istiyorsan bunu yapman gerekiyor. Bugünkü videoda değişimden anlatmak istiyorum. Bak, şimdi sen yıllardan beri aynı yerde çalışıyorsun. Sistem hep aynı, her şey aynı ve sende bir değişim yok. Kendini mutsuz ve huzursuz hissediyorsun. Bu şekilde, aynı bu kurbağa gibi. Hayattan tat alamıyorsun. Kendini tanıyamıyorsun. Bu ben değilim diyorsun. Bakış açım bu değil. Ben aslında böyle değildim. Ben eskiden daha farklıydım. Daha enerji doluydum. Her şeyi yapabiliyordum. Huzurum vardı, mutluluğum vardı. Çok iyi bir yerdeydim. Ama şimdi çarkın içerisindeyim. Hayattan tat alamıyorum. Keyifsizim. Hep aynı monoton hayat. Hep aynı renk. Bu değil. Hayat bu değil. Hayat daha güzel olmalı. Çünkü ben eskiden tattım bunları, yaşadım. Ben değişim istiyorum. Peki, değişim değerli arkadaşlar sihirli değnekle mi oluyor? Yani hani bu biliyorsunuz kurbağa var, masallarda anlatılır ya. Şurada görüyorsunuz tacı var bunun. Hani birisi gelip böyle öptüğü zaman veya sihirli değneğini dokundurduğu zaman bir değişim mi olacağını düşünüyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz? Yani birisi sihirli değneği dokunduracak ve bende değişim başlayacak hocam. Beyaz atlı prens gelecek veya beyaz atlı prenses gelecek. Benim hayatım değişecek. Ben bu hale gelmek istiyorum. Hayatımın kralı olmak istiyorum veya kraliçesi olmak istiyorum diyorsun. Ama beklentin armut piş ağzıma düşse, yani sihirli değnek birisi gelip bunu benim kafama vuracak ve ben değişeceğim diyorsan yanılıyorsun. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Böyle bir beklentiye girdiğin için zaten ömrünü israf ettin. Bu zamana kadar hep bir beklenti olacak, gelecek. Beyaz atlı prens gelecek, beyaz prenses gelecek diye bekledin, ömrünü tükettin. Zaman ilerliyor. Önünde problemler birikti. Çözmek istiyorsun, bunu buradan çıkarmak istiyorsun ama çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yıllardan beri kör düğüm olmuş problemlerim var hayatında. Değişmiyor bir şey. Bekleyince değişmiyor. Kafayı kuma gömünce değişmiyor. Hayatı pembe görerek bir şey değişmedi. Hani şunu kullanayım, sigara kullandığım zaman kafam iyi oluyor. Tamam, 45 dakika oluyor ama. Veya şu kahveyi içtiğim zaman veya çikolatayı yediğim zaman kendimi mutlu hissediyorum. Her şeyi toz pembe görüyorum. Geçici ama. Veya hayatı karamsar görerek ya o kötü, bu kötü, şunlar çok kötü diyerek de iyilik olmuyor ki. Param yok dedikçe paran çoğalmıyor ki. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir kural yok. Bende mutsuzluk var, iç huzursuzluğum var, derdim var. Derdini anlatarak, bunları söyleyerek huzurun çoğalmıyor ki. Derdin de azalmıyor söyledikçe. Hayatı akışına bırakarak öyle de çözülmüyor. Peki ne yapmam lazım? Yani aydınlatmak için, hayatımı güzelleştirmek için ne yapmam gerekiyor? Bak, açık ve net söylemek istiyorum. Kader gayrete aşıktır. Yani Allah'ın adaleti bu. Bir şey yapman gerekiyor. Bir kere şu beklentilerden, sihirli değneklerden kurtulman lazım. Tamam mı? Böyle bir şey değişmiyor. Bir kere bu kolay yolları kenara koyman gerek. Bakış açın ne olmalı? Bir şey yapmam lazım. Çevirmem lazım. Buradaki gibi. Çevirirsem yanıyor. Bak. Çevirmezsem yanmıyor. Bu bakış açısıyla yaklaşman lazım. Hayatın o zaman değişir. İlk bu olması lazım kafanda. Ben bir şey yapmam gerekiyor. Ben kendimi geliştirmem gerekiyor. Ben kendime değer vermem gerekiyor. Kendimi tanımam gerekiyor. Kendimi sevmem gerekiyor. Aynaya baktığımda şu önemli kişiyle tanışmam gerekiyor. Bunu söyle. Bunu kalben söyle. Bunu gönülden söyle. Bakış açın böyle olursa değişim başlıyor. Bak. Görüyor musun? Değişti. Kral oldu ya. Pelerin de var. Bir çeşit Süpermen, öyle kabul et. Uçabiliyor. Arzuladığı yere gidebiliyor. Nereye istiyorsa. Daha önceden sürünerek gittiği yerlere
Hani kurbağa gibi sürüne sürüne böyle. Şimdi uçarak gidiyor. Koşarak gidiyor. Bak devamlı neşeli, huzurlu, mutlu ve başarılı. Çok başarılı. Ama bu neyle oldu? Biraz önceki bakış açısını değiştirerek. Harekete geçti. Kendini geliştirdi. Yani böyle hokus pokus var ya, sihirli değnek, bunları kafasından çıkarttı. Hani sihirli değnekle, hokus pokusla bir şeyler değişecek beklentisinden kurtuldu. Gayret göstermeye başladı. Kader gayrete aşıktır demeye başladı. O yüzden değişim başladı. Harekete geçti. Anlatabiliyor muyum? Şu değişim gelişimle oluyor. Peki gelişim neyle oluyor? Harekete geçmekle oluyor. Efor sağlamakla oluyor. Yani gayret göstermen gerekiyor. Şöyle düşün ya. Bisiklettesin. Bisikletin üzerine oturdun. Oturdun, tamam mı? Çevirmezsen bir şey olmuyor. Çevirmezsen, pedali çevirmezsen bir şey olmuyor. Ama bazen birisinden destek alabilirsin. Beni bir iter misin şöyle? Tamam, seni bir kere iter. Ama ikinci kez itmeyebilir. Her seferinde arkadan birisi koşamaz ki senin. Arkanını temizleyemez ki. Sen çevireceksin. Sen direksiyonu sen kullanacaksın. Balığı tutup pişirmeyi sen yapacaksın. Birilerinden böyle ne olur bana balık pişir, bana balık yap diyemezsin ki. Bana balık ver diyemezsin ki. Dünya senin etrafında dönmüyor ki. Hep arkandan mı koşacak insanlar? Senin arkanı mı temizleyecekler? Dolayısıyla sen pedali çevireceksin. Sen balık tutmayı öğreneceksin. Sen harekete geçmen gerekiyor. Eğer kalıcı bir şekilde başarını ve kalıcı bir şekilde huzurunu arttırmak istiyorsan bunu yapman gerekiyor. Bak bu anlattıklarımı lütfen ciddiye al. Kafanda iyice düşün şöyle. Düşün. Dönsün kafanda. Sonra oradan kalbine indir bak. Kalbine indir. Gönlüne indir. Gönlüne indirdikten sonra hayatına yansıtıp bakış açını değiştir. Bak kendine şu soruyu sor. Benim hedefim bu. Başarı bu. Buraya gitmek için ben gerçekten efor sağlayabilir miyim? Harekete geçebilir miyim? Gerçekten benim için bu hedef önemli mi? Başarı, huzur benim için önemli mi? Bunu sor kendine. Gayret gösterecek miyim? Bu soruları sor kendine. Benim için bu hedefler neden önemli? Başarı benim için neden önemli? Huzur benim için neden önemli? Bunları sor. Senin için değiyor mu? Yani bu arzuladığım başarıya ve huzura ulaşmak için ben bir şeyler yapabilir miyim? Yapacak mıyım? Bedel ödemeye razı mıyım? Hazır mıyım? Bunu kendine sor. Açık ve net söyleyeyim. Eğer bedel ödemeye hazır değilsen, çalışmaya razı değilsen, yani efor sağlamaya hazır değilsen, yapmayacaksan bir şey, o zaman sadece senin için ulaşılmaz bir rüya olarak kalır. O başarı ve huzur. Çünkü gayret göstermeden, harekete geçmeden bir şey değişmeyecek hayatında. Allah'ın adaleti bu. Arzuladığın hedefe ve başarıya ulaşmak için harekete geç. Harekete geç. Bak tekrar söylüyorum. Hemen harekete geç. Çünkü zaman ilerliyor. Elindekilerini kaybetmemek için harekete geçmen gerekiyor. Hemen harekete geç. Sen de huzurunu ve başarını arttırmak istiyorsan ve bu konuda bizden destek almak istiyorsan, bizim bu konuda sana yol göstermemizi istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Programlarımıza katılıp bir sürü insan arzuladığı hedefe ve başarıya ulaştı. Bu insanlar kendilerini tanıdılar, potansiyelini keşfettiler ve ayak bağlarından kurtuldular ve şimdi arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Şimdi yeni yeni hedefler koyuyorlar tekrar. Yeni güzel hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyorlar. Bu insanlar gibi ailenle beraber daha huzurlu ve mutlu birliktelikler yaşamak istiyorsan, iş hayatında, meslek hayatında daha başarılı olmak istiyorsan, bak en önemlisi kendini gerçekleştirmek istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.